Rick and Morty'nin 5. sezon 4. bölümünün incelemesine hoş geldiniz arkadaşlar. Hayatımda izlediğim en kötü Rick and Morty bölümü demiyorum. En kötü dizi bölümlerinden biriydi. Böyle normalde hani biz şeyden önce açıyoruz ya, bakıyoruz işte neler olmuş. Bir dakika bir baştan hatırlayayım, böyle not alayım falan. O kadar sıkıldım ki izlerken, baştan izlemedim bile. Yani bir kere izledim, tamam dedim, o tamam yani. Konuşulacak çok şey yok zaten ama ya insanlar bekliyor, yapacak bir şey yok, konuşacağız yani. Sen başlamak istersen sen başla. Ya ben senin kadar karamsar değilim bu bölüme. Bence Sevdim. bir önceki bölüm daha kötüydü bunun. Ya bunda şey buldum ben. Senaryo yapısı düzgün buldum ama yine belden altıya kurma senaryo tabii. Onda biraz yerleştiler sanki ya. Biraz o eski günlere dönmüyorlar pek o gün. Yani bu cinsel espriler yerleşti biraz. Ne diyorsun bu konuda? Şimdi ben önceki bölümleri arada bir açıp böyle aklıma geldikçe açıp izliyorum, tamam mı, bazen. İlk sezondan, ikinci sezondan, üçüncü sezondan artık. Özellikle üçüncü sezonu hepten unutmuşum. Onu böyle ara ara açıp tadı kaçmasın diye bakıyorum. Şimdi bu adamlar aslında cinsel şaka olayından hiçbir zaman hiçbir şekilde vazgeçmemiş. Hayır. O hep oluyordu. Ha. Benim bahsettiğim şey ana konuda Ha, şimdi ona ilerlemesi. geleceğim. Yani Yani onun üzerine bina edilmesi. Aslında yani hani ben demiştim ya işte bunlar böyle yapmıyordu. Niye böyle oldu? İşte niye bu noktaya geldi? Halbuki senin dediğin gibi yapmışlar ama mevzu onun üzerinde dönmüyordu. Yani Tabii. Espri olarak evet. tak diye bir saniye vurup geçiyor Ya zaten. Amerikan mizahında belden aşağı var kardeşim. Bu adamlar bunu seviyor. Tamam mı? Ya var, Bunu ben gülüyorum da abi. Benim pek ben sorunum yok onunla. ha ben gülmüyorum. Bana zaten 25 bin kere anlattığım için girmeyeceğim bir daha. Ama bu sefer artık yani bu bölümde hepten her şeyi kontrolü kaybetmek. Yani ne anlatıyordun, ne oldu mevzusu geçen bölümde böyle bir hararetle bahsediyordum, hani böyle çıldırıyordum falan. Bu bölümde hiç yani konuşacak bile bir şey bulamıyorum. Yani hani mesela bir muhatabın olur karşında, sana bir şey söyler, onun argümanına karşılık sinirlenip bir şey dersin ya. Ama bazı insanlar olur karşına, tamam sensin dersin, susarsın böyle yolunda. Bu dizinin bu bölümü buydu yani. Ve IMDb'ye girip bölümün bu konusuna baktım. Puanına baktım. 5,5 puan almış. Şu ana kadarki en az bölüm, yani 6 puanlık Hadi Rick ya. and Morty Bir bölümü önceki yok. bölümden daha mı düşük? 6 puan, o 8 almış bir önceki mesela. Tabii Oo. 6 puanlık Rick and Morty bölümü yok düşün yani. 5 bilmem kaçtı en son baktığımda. Belki de Yükselir. sanmıyorum. Genelde çok yükselip yavaş yavaş düşüyor. Onun yükseleceğini zannetmiyorum. Bu bölümden millet nefret etmiş zaten. Ekşi Sözlüğü falan da okudum. Hani geçen Ya bölümde ben... gülünecek en azından bir tane bile espri vardı ya. Bir iki tane. Ya ben bu bölümde hiçbir şey gülmedim. Yani nasıl ama gülmedim biliyor musun? Espriyi beğenmemek ve gülmemek değil. Yani gerçekten komik değildi yani. Hani nasıl diyeyim sana? Brooklyn Nine-Nine'ın yapan adamın önceden Parks and Recreation diye bir dizisi vardı. İşte Office'in son iki sezonu da galiba o yaptı. Yanlış biliyor da olabilirim ama o yaptı diye biliyorum. Ton çünkü değişiyor ya Steve Carell gittikten sonra. Oradaki mizaha benziyor biraz. Hangisinde? Ofiste mi? Hayır, burada. Yani Ha. buradaki espriler o tarz böyle şaka yaptım gülün. Şaka. Hop şaka attım. Hadi bir şaka daha attım falan gibi böyle bir mizah olduğu zaman ben zaten gülmüyorum. Yani ben ofise gülme sebebim olayın zaten komik olması. Yani espri gibi değil. Hani sanki gerçek bu insanlar. Bir şey yapıyor. Şimdi ben 40 bin kere sürekli ofis deyip duruyorum. Yani bu aslında kıyaslanacak bir şey değil. Aslında Rick and Morty'yi Rick and Morty ile kıyaslamak lazım. Şimdi Rick and Morty'nin mizah anlayışı nasıl? Laf sokar böyle alttan alttan. Ama bunu böyle bazen Rick'in ağzından direkt söyletir. Ama bu sefer de Rick'e döndürtüp bir de yine alttan alttan fark ettiysen laf soktum gibi böyle bir şey söyletir böyle. Ya da hiç öyle bir şey yapmaz. Direkt konunun kendisi bir şeye laf sokmadır. O da böyle bariz değildir. Yani böyle zeka fışkıran bir diziydi bu ilk iki sezonda özellikle. İşte bu bölüm hepsinden arınmış. Hepsinden bir kenara atılmış. Konuyu da bu sefer kenara dağıtmışlar. Yani büyük devasa spermler insanları öldürüyor falan. Ne yani, ben anlamadım. Yani Rick and Morty'nin her bölümünde bir şey başlar, bir noktaya gelir, bir şey olur. Konun Burada da o vardı canım, o kadar da şey bir değil. bu konu bu bölümün konusunu anlatır mısın bana? Vallahi ciddi söylüyorum.
Bu bölümün konusu Morty'nin inatla yalanına sadık kalması. Yani Morty'nin hani bir şekilde dönecek mi diyorsun. O yalanına sadık kaldıkça olaylar çığırından çıkıyor. Yani ana mantık o. Senaryonun başlangıcı da o. Geldiği nokta da o aslında. Morty'nin tamamen utandığından dolayı yalanını itiraf edememesi. Ve o işin bayağı çığırından çıkması. Etse ne olacak ki? Ha? Etse ne olacak? Önemli değil ki. Etse bir şey olmaz aslında. Konu ilerlemeyecek yani. Ben zaten ondan bahsediyorum. Yani konunun... Ay tamam da böyle bölümü çoktur zaten Rick and Morty'nin. Böyle dandik bir sebeple çıkar ve işler çığırından çıkar. Yani o yine o mantıkla yapılmış bir bölüm aslında. Sadece yani o dediğin zeka pırıltısını yok tabii bunda. Ya i̇şte. O eksiklik var. Aslında senaryo matematiği bunda var. Geçen bölümde o da yoktu. Tamam mı? Ben geçen bölüm ondan çok sinir oldum. Ne abi? Bunda... At adamlar mıymış mevzu yani? Anlamadım ki ne? Ya bunda ritmik. Mesela ana bir konusu var. Dediğim gibi o hani Morty işte bir yalan söylüyor. O çığırından çıkacak. Bu ana konu. Sonra o ana konunun evrenine at adamları sokmuş. İşte efendime söyleyeyim başka başkanı sok falan. Bak ona gelecektim. Başkanlı, her zaman başkanlı bölümler dikkat et hacı. Çok az gözükür. Evet. Ama hep komiktir. Yani böyle çünkü o başkan karakteri artık oturdu, tamam mı? O dizinin bir karakteri oldu artık. Bu bölümde başkanın hiçbir şey değildi yani. Başkan çok espri şey değildi yani, iyi değildi, komik yani, değildi. Evet hani başkan komik yaptığını demiyorum. Başkan şey iyiydi. Verdiği squat iyiydi. Onu sevdim ben. Neydi o ya? Rick and Morty'ye verdiği bir squat var. İşte ha, onu, klasik onu şey da hiç gibi. Gülmedim. O da hiç komik değildi bence. Hiç gülmedim yani. Yani işte bir klişe. Şey, yani işte, o şeyi bak, beğendim. Bak işte. Çinli adamla dalgasını beğendim yani onu. Abi ne tanga giyiyormuş? Karıma söyleme. Yani yok, tangadan önceki kısımları beğendim. Ne? Yani adam klasik cool adam şeyi var ya, ona direkt kapılıyorlar. Hani o hoşlarına gidiyor. Hiç reddetmiyorlar o durumu yani. Cool ya. Her söylediği cool ya. Ulan gene cool falan. Bitiyorum falan gibisinden. İşte genel çerçevenin içinde boş kaldığı için o beni etkilemedi. Aslında bu bölümdeki en büyük sorunu ben sana söyleyeyim. Kötü adamı oluştururken, yani kötü adam değil de başa gelen felaketi oluştururken, yani o işte at spermini, Morty'nin spermini patlattığında Rick'in ortaya çıkan felaketi oluştururken ki yaratıcılıktan yoksun sığ tasarımı. Felaket tasarımı. Tamam mı? Uçan İnsan yiyen spermler. Bu mu abi sizin vizyonunuz? Yani onu sen inanılmaz şeyler yapabilirdin orada. O yaptığın şeyler de kafa açıp senaryoda da daha iyi esprilere yönlendirecek malzemeler verdi sana. Çıkardığın felaket. Ama sen uçan spermler yapınca ancak bir tane yumurta olsun ona koşsunlar gibi bir senaryo yapabiliyorsun. Anlatabildim mi? Ya o neydi ama ya? Abi bu ya, buna da güldüm deme ya. Kardeşinin yumurtalığını büyütüp ona sokma. Ben güldüm demedim. Bence espriler komik değil. Sadece bunda senaryo matematiği doğru. Yani çıkış noktası var, bitiş noktası var. Arada koydukları espriler var. Ama espriler komik değil. Çünkü o bütün felaket tasarımı olayı sığlaştırmış. Anladın mı? Aynı şeyde bir önceki bölümdeki felaket tasarımları da sığdı ya. O da esprileri kötüleştirmişti. 3 tane felaket var. Hepsi aynı. Niye siz bu kadar yaratıcılıktan yoksun bir ekip değildi bunlar yani? Niye bu kadar sığlaştılar? Onu anlayabilmiş değilim. Aslında yine senaryo matematikleri doğru. Yani kastettiğim o. Yazarkenki matematikleri doğru ama yaratıcılık kısmında sıkıntı yaşıyorlar artık. Biraz tükenmişler galiba. Bilmiyorum abi. Yani uçan dev spermler yani, esprisi beni hiç almadı. Hayır, komik de yani değil, eğlenceli değil. İlk iki bölümle akabindeki iki bölüm çok farklı. Çok uçurum var yani, arasında. Ben Rick and Morty'nin klasik absürtlüğünü istiyorum yani, anladın mı? Ama öyle şey absürtlük değil. Dümdüz absürtlük yani. Uçan sperm yapalım abi. Bak çok çok güzel fikir geldi aklıma falan gibi değil. Mesela geçen dedim ya 3. sezonu bir daha izliyorum diye. Mesela işte bizim Morty Avengers'ın çakması olan bir gruba gidiyorlar. Avengers değil de işte. Orada Vindicators diye. Vindicators aynı. Orada mesela grup üyelerinden bir tanesi robot timsah falan böyle, tamam mı? Ne alaka diyorsun yani? Diye duruyor böyle. İşte onu diyorum işte. Ha. Kafa açıyor değil mi? Şaşırıyorsun. Seni bir şoke ediyor. Yani, evet. Bak bunda da mesela patlama oldu. Bulutsu bir şey verdiler, tamam mı? Bulutsu. Acaba ne çıkacak? Acaba nasıl felaket çıkacak? Bekliyorsun. Uçan spermler. Yuh abi ya. Yani siz bu değilsiniz abi. Nasıl bu hale geldiniz? Bu çok dandik. Yani ben diyorum ya, yani konu işte belden aşağı olabilir. Bak ilk bölümde Mr. Nimbus iyi kötü. Nasıl şaşırtıyordu? Şaşırtıyor değil mi abi? Bu doğru ya, o doğru. İşte istediğim absürtlük o karakter işte, anladın mı? Aynen. Yani, ama orada görünce şaşırtıyor. Ben şunu düşündüm bugün. Bizim maşallah dediğimiz
iki gün yaşıyor. Üçüncü bölümde ölüyor. Çünkü şey dedik ikinci bölüm izlediğimizde. Abi bu sezon galiba iyi olacak dedik. Ve bu bölüm vallahi geldi. Bu bölümle önceki bölüm geldi. Şey değil abi hani hafif. Yani bu şey diyemedik. Hani bu önceki iki bölümlere göre kötüydü ama idare ederdi falan diyemedik. Anladın mı? Rick and Morty'nin en kötü bölümünü yapmışlar evet, dedik. Yani o üzücüydü. İnanılmaz kötüydü ya. Ya ben şunu bekliyorum artık. Abi bu sezon izlediğiniz Rick'lerin hepsi paralel evrendeki başka Rick'lerdi. Bizim asıl Rick sadece ilk bölümdeki Rick'ti. Asıl mevzu işte finalde atıyorum. İşte bizim bu Evil Morty muhabbetlerini bağlayıp ben yani böyle bir şey beklemiyorum da bu tarz bir şey olursa rahatlarım ancak. İşte bizim Evil Mortimer asıl Rick'i yakalamış ve ona böyle paralel evrendeki saçma sapan olayları gösteriyor falan gibi. Ne bileyim şu an salladım yani. Bu da saçma da. Hiç öyle şeyler olmuyor bu dizide. Olmayacaktı zaten aynen. Ya yani tek bak, umudum sezon bitmeden 5. bölüm bari iyi vursunlar da bir, abi en azından ağzımızın tadıyla kapatsak. Klon bölümü gibi yani işin içinden çıkılması mümkün olmayan bir bölüm yazıp hakikaten de güzel bitiriyorsun. Benim ya bizim istediğimiz evet. Rick and Morty gibi bitiriyorsun. Sonra evet. İki bölüm sonra, bir bölüm sonra geçen haftakini bir hafta sonraki hafta bunu yazıyorsun. Evet, evet. Ve bunu aynı ekip yapıyor yani. Ya tamam senaristler her bölümde değişiyor da. Yani ben şuna karar verdim artık. Justin Roiland öbür diziye o kadar vakit harcıyor ki bununla uğraşmıyor. Farkındaysan kamera arkası görüntülerde hiç o yok. Hep Dan Harmon var ondan sonra. Ya Dan Harmon da zaten biraz beni şey yapan bir adam. Yani çok bir kere enteresan bir adam. Onu kabul edelim. Tamam mı? Bu işleri, bu tarz işleri oluşturan bir adam bir kere hakikaten bir onun payesini vermek lazım ona. Tamam mı? Hakkını vermek lazım. Ama bütün işlerde sonradan Community'de de izledim mi bilmiyorum. Community'de de o da çok değişik kafalar, tamam mı? Aynı böyle ama sonradan çok garip bir hale geliyor Community yani çok çok düşüyor. Hani biraz Rick and Morty'den de bu durumdan tırsıyorum ama Rick and Morty çok büyük iş tabii. Yani Rick and Morty'nin ilk iki sezonu gerçekten televizyon tarihinin en önemli işlerinden biri yani. Bence hiç yapılamayacak bir iş. Hiç yapılamayacak bir iş. Kesinlikle. Katılıyorum. Hala da düşüncem öyle yani. Evet. Ben 3. sezonu da dahil ediyorum dediğim gibi. Ama tabii yani ben zaten şeyi hiç beklemedim yani. Bu kadar yüksek devam edebileceklerini zannetmiyorum ben hiç. O şeyi aldıktan itibaren dediler ya 7 sezon, 10 sezon evet. Anlaşma yapıldı bilmem ne. Yani hiçbir zaman zaten o kadar bu standartta gidebileceklerini zannetmiyordum. Ama bir alt standardı korumalarını bekliyorum. Hani benim tek istediğim o. Ben gülerek şöyle her hafta güle güle izleyeyim kardeşim. Bundan sonra beklentim benim o kadar. Hani böyle aşırı arada bir de şok edici bölüm korsun. Her sezon birkaç tane. Tamam. Abi bu, ben okeyim. Bu dizi 2 senede bir geliyor. Tamam mı? Evet. Ve her bir bölümü 20 dakika ve bir sezon 10 bölüm. Önceki sezonlarda gelen mal o kadar kaliteliydi ki. Yani 4. sezonda bir iki firemiz vardı ama olsun dedik yani. O kadar da hani diziyi yakacak kadar kötü değildi. Bu heriflerin bunu geç yapması yani normalde bir sezon yani bir dizinin bir sonraki sezonu bir seneye gelir. 2 senede bir gelmesine rağmen bak hiçbir fanın ağzından şunu duyamazsın. Abi Rick and Morty hala gelmedi ya falan. Herkes şunu biliyor çünkü. Ya bu heriflerin bunu yazarken çok düşünüyorlar. Hem şakaları da çok düşünüyorlar. Hem senaryonun o bölümlük, absürtlük yani bizim o istediğimiz kendi olayın komikliğini çok düşünüyorlar. Mesela bu bölüm hiç hissettirmiyor çok düşünüldüğünü. Onu diyeceğim şimdi. Bu yüzden hani tolere ediyorduk değil mi? 2 senede bir gelmesi. Evet. Abi böyle gelsin. Gerekirse 3 senede bir gelsin falan diyorduk. Yani her bir sezon ama böyle 2 sezon gibi şaheser olsun falan. Bu bölümü izlerken dedim ki abi 2 senede bunu mu düşündünüz gerçekten dedim ya. Ya bak tekrar söylüyorum. Benim mizahıma uymaması değil benim şikayetim. Yani bu bizim bölüm videoları izleyenler seri olarak benim neyi kastettiğimi anlayacaktır. Benim gülmediğim şey olması beni rahatsız eden şey değil. Bu bölümde sen öyle olduğunu söylüyorsun ama ben kesinlikle katılmıyorum. Bu bölümde hiç hikaye yoktu abi. Hiçbir şey. Her şeyi boş vermişler. Yani öbür bölüm bence ben de tam tersini düşünüyorum. Bence önceki bölümün benim kastettiğimi anlamıyorsun. Ben hikaye kötü. Senaryo matematiği düzgün yani önceki bölümler gibi aynı tarzda yazılmış. Ama değil işte bence değil. Yani bir giriş ve gelişme sonucu yok gibi bir şey yani.
Yani böyle karma karışık bir yerden bir şey giriyor, bir şey oluyor. Al sana bir şaka daha, fırlattım şaka daha. At adamlar. At adamın kızıyla Mersam Rick yapmış. Oo, şakaya bak aman yarabbi. 25 bin kere yaptın. Önceki bölümde dirsekte memeler falan yaptın. Evet. Yani bilmiyorum abi. Yani bunu gülen, yani eğlenen varsa saygım var. Ben bir şey demiyorum. Ben gerçekten özellikle bu yani önceki bölümü aratacağını hiç düşünmedim ya. Ulan dedim bir önceki bölümde hiç olmazsa bir iki sahnesinde güldük yani. Hani hakikaten güldük işte o Arap adamın bağırması. Evet, ne bileyim. Ben işte. Hala gülüyorum. Yani, belki de bu sezonki en komik şakaydı belki de yani, tamam mı? Evet. Hani o kadar gömdük ama hani bu sezonda böyle kakır kakır güldüğüm bir o espri vardı herhalde. Öbür i̇şte bölümde... zaten o bölümde harcamış hissettim o evet, karakteri. Evet. Ama bak ben kızdığım şey şu acı. Rick and Morty'de biz belirli şakalara gülmüyoruz. Bizim güldüğümüz şey o değil. Biz mesela sen eski bir bölümü açtığın zaman şöyle mi açıyorsun? Ya şurada çok iyi bir şaka vardı. Dur onu açayım. Hayır. Evet, ulan yok, şu yok, bölümün evet. Konusu çok acayipti lan falan. Evet, evet. Diyorsun değil mi? Mesela Evet, bu evet. Bu sezonun birinci bölümünü oğlum o çok acayipti lan. Habire geri gidiyorlardı işte paralel evrene gidiyorlar. Her gittiklerinde orada zaman ilerlemiş, teknoloji ilerlemiş. O şaka yani konunun kendisi komik şaka. İşte bir Evet. ikinci bölüm. Aa işte abi sürekli decoy'lar birbirini patlatıyor falan. Oha diyorsun yani çok çok iyi bir yani ya mesela o bir şeye varmasa biz Bak yine bak kastettiğim hemen aklıma güzel geldi. Ne demek istediğimi şöyle anlatacağım. Bu bölüm Morty'nin kompleksi üzerinden çıkmış bir bölüm değil mi? Ana senaryo matematiği bu. Morty'nin kompleksi üzerine bina edilmiş bir senaryo matematiği var. Aynı tarzını yaptı bunun. Rick and Morty aynısını yaptı bunun. Neyden? Rick'in kompleksi üzerinden Pickle Rick bölümü yaptı değil mi abi? Aynı bak aynı kompleksi. Tamamen şeye gitmemek için, psikoloğa gitmemek için, komplekse girdiği için kendince bir dandik sebep uydurdu. Bütün bölüm o sebepten kafa acısı şeyler oldu. Bir dünya eğlendik değil mi abi? Her şey sınırlar aşıldı bilmem neler oldu. Süper bir bölüm geçirdi. Sözde bu da aynı matematik tamam mı? Ama bu onun berbat edilmiş hali. Kastettiğim o benim. Aslında tam anlatmak İşte istediğim o bu. bölümün güzelliği şuydu zaten. Bütün o saçma sapan olaylar olduktan sonra Rick eninde sonunda dönüp oraya geliyordu. Evet, aynen. Ve insan haline bölümün sonunda dönüyordu. Yani pickle haliyle oturuyordu böyle. Kolları bacakları fare falan yani. O bizzat Evet. bölüm boyunca olduğu halde oturuyordu. Ve orada dinlesen o sahneyi kadın gerçekten çok mantıklı konuşuyor. Ve Rick Tabii gerçekten... tabii. İçten içe onu kabul ediyor dediklerini ama kabul edemiyor. Yani biz aslında mesela benim Diyaloglar muazzam orada. muazzam ama benim mesela şahsen bu diziden beklentim bu da değil. Ama bir de ekstrasını Evet. veriyor bana. Yani bunu Aynen. seviyorum yani. Artık bu sezon yani bu sezon demeyeyim ilk iki bölümün hakkını yemiyorum. İlk iki bölümde de çok derin bir şey yok ama o bizim sevdiğimiz makara yok, bu kara güzel. Var. Bizim aradığımız oydu yani. İlk iki bölüm gibi bir sezon geçirmek. Yani ben diyorum yani benim beklentim öyle bana felsefe yapsın bilmem ne de değil. Tabii. O benim bana ekstrası oluyor. Onu seviyorum. Yani katılmıyorum yazarların görüşlerine. Bunu bin kere söyledik zaten. Bizim yaşayışımızla, inancımızla bir alakası yok ama adamların bunu anlatış biçimi yani bu saygı duyulası bir şey. Bu güzel bir şey yani. Bunu ben tebrik Hikaye ediyorum anlatımı yani. Yani. Evet. Hikaye Yani anlatımı. aynen öyle. Ama bu iki bölüm ne bir şey ne hikaye var. Hadi önceki bölüm bence konu bence ya biz bence sen bu bölüme diyorsun mesela bence var matematiği diye. Bence öbür bölümün matematiği var. İkimiz de aynı şeyi söylüyoruz aslında farklı bölümler üzerinden bence. Yani sen sadece bu bölümün konusunu beğenmedin. Ben hiçbir şeyini beğenmedim. Sen önceki bölümün ben biz hiçbir şeyini beğenmedik bu iki bölümü Evet. toparlayamadık. Ya tasarımları çok kötü abi tasarımları iki bölümünde. Yani beni üzen o. Ya bunlar böyle adamlar değildi. Bak Ya şey bir gerçekten dakika biraz önce şeyden bahsediyordum ya bu Vindicators bölümünden. Evet. Şimdi o bölümde işte gidiyorlar Rick Morty'nin kahramanı olamadı diye uyuz oluyordu da sonra kafayı çekiyordu. Kafayı çekince diyor ya. Hatta o bölümde şey diyor oğlum diyor benim içmeme izin verme gibi bir şey söylüyor. Ben sarhoş olunca yine böyle nütrina bomb yapmış ilk bölümdeki gibi. Evet. Siz ona siz orada görevi yapın ben şu bombayı çözeyim diyor Morty. Böyle yapıyor Rick. Nasıl ya diyor. Sen biliyor musun diyor. Evet biliyorum diyor ve sinirli bir şekilde oraya gidiyor. Kaç kere diyor. Çok fazla. Çok fazla diyor. Defalarca meğersem sarhoş olup bomba şey yapmış. Her seferinde de Morty çözmüş onları yani. Artık alışmış yani nereden çözeceğini falan. Ama bölümün sonunda ne oluyor abi? Bir tane partiye çıkıyorlar. Lamblalaptop diye bitiyor böyle bölüm. Önemli mi?
Yani normal şartlarda takacağımız bir şey. Yani bu, lan böyle şey mi olur diyeceğimiz bir şey ama önemli değil abi. Ben Rick and Morty'de aldım işte. Aldım. Makara kukara. Evet. Yani tamam Bak mı? tasarımdan kastın ne abi? Pickle Rick bölümünde de senaryo matematiğine Rick'in bir kompleksi olacak. Bir tane bahane üreteceğiz Rick'e ve bu şamatalı olacak. Adam düşünüyor bak şimdi. Sen düşün, senaristsin, düşünüyorsun. Şamatalı bir şey. Ne bahanesi bulayım? Sen kendin düşünsen. Mabadını yırtsan burada. Turşu yapayım da ondan sonra lağıma girsin, fareler bilmem neler olsun falan. Aklın ucundan geçmez. Bu hayaline bile gelmez. Tamam mı böyle bir şey? Ama adam bunu başarabilmiş. Bak nasıl yani? Bu tasarımdaki bir deha diyeyim bunu artık. Bu çok uç bir şey. Bir de bunda bak abi. Sperm varili geliyor, patlıyor. Ne oluyormuş? Uçan spermler oluyor etrafta. Yuh abi be. Siz bu muydunuz yani? Bu kadar sığ mıydınız ya? Yani hazmedemediğim kısım bu. Çok dandik. Bir de çoğu Çok dandik. kişinin isyan ettiği bir şey var. Ekşi Sözlük'te okuyorum işte. Bu arada arkadaşlar ben Ekşi Sözlük'ü sadece dizi ve film yorumları okumak için okuyorum. Öyle yaparsanız daha mutlu olursunuz Ekşi Sözlük'te. Genelde öbür türlü sinir hastası O olursunuz. onda da nasıl okuyacağını bilmek gerekiyor dizi film yorumlarında da. Tabii Neyi yani. hangi yorumu kaleye alıp Evet almayacağını evet bilmen o ilk gerekiyor. cümleden falan anlaşılıyor zaten. Evet. Bir noktadan sonra anlıyorsun. Neyse orada çoğu kişinin isyan ettiği şey şu. Abi Rick hiçbir işe yaramıyor diyorlar. Evet. Yani Bu sezon öyle. önceden Rick böyle bir şeyleri çözerdi, her şeyi o topar. Yani sanki Önceden Rick durdurulamaz biriydi. evet bu bölüm işte şey bu sezon işte o yüzden diyorum lan acaba bunların Bu hepsi sezon iyi bölümlerde bile çok pasif. ilk bölümde İlk iki. hiçbir İlk işe bölümde yaramıyor. falan çok pasif. Yani Aynen. ikinci bölümde zaten yoklar. Hani onu saymayalım. Hadi ikinci bölümde hepsi onun şey üretimi olduğu için belki takdir edebiliriz o anlamda. Olabilir, olabilir. Yani bir şey çözülmüyor ya. Yani Hı. şey onun çözdüğü bir durum yok. Neyse, Evet. yani bu benim için aslında çok büyük bir sorun değil. Ben onu çok takmam ama karakterin aslını yitirmesi olarak biraz kötü. Yani Evet. çünkü Rick, bildiğimiz Rick, bütün içine attığı depresyonu ve aşırı zekasıyla çok duygusalla aşırı duygusuz bir insan arası bir şey ya. Biz bunu görebiliyoruz yani. Hı. Önceki bölümde de hesapta onu yapmaya çalıştılar. İşte içinde meğersem yalnızlık varmış falan. Saçma salak. Bu sezon yani bilmiyorum çok ruhsuz abi ruhsuz yani. Dediğin gibi yani Pickle Rick'i yazabilmişsin bak orijinal bir şey bulmuşsun. Bunu yapabilen bir adamsın. Yani ben bu adamların üreticilerin bittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum Evet. derken ya abi inanamıyorum değil. İnanasım gelmiyor. Yok abi mümkün değil yani. Hani tamam tıkanabilir insanlar. Hakikaten olur yani. Ama Rick and Morty'yi yazanlardan bahsediyoruz ya. Yani çiçek taksi değil lan bu. Akasya durağı değil yani. Yani filler bölüm yazmalarıyla sorunumuz yok ama bunlar doğru filler bölümler Evet değil yani bunlar abi. çok kötü. Yani bilmiyorum. Aklıma iyi bir filler bölüm düşünüyorum da şu an. Ne var mesela? Var var çok var filler bölümde. Çoğu da iyi. Tabii ya filler bölümde dememek lazım. Rick and Morty'nin zaten yani ana konusu olmadığı için Hı. ya var da hani böyle belirli bir ana konusu olmadığı için. Ya mesela dediğimiz ejderha bölümü gibi mesela. Ha mesela evet tamam Ha doğru o da. mesela bu aslında bambaşka hiç alakası olmayan genel şeyle tamamen bir filler bölüm. Ama kendi içinde bir eğlencesi, bir şey olan İşte benim üzüldüğüm şey ritmik bir bölüm. orada dalga geçtikleri şeye dönüştüler şu an. Evet. Ve bu aynı şey de Boys'un başına geldi bence. İkinci sezonunda dalga geçtikleri şey oldular yani. Bilmiyorum ya bunda gerçekten bir basiretsizlik olmuş bu bölümde yani. Atıyorum bak her şey yerinde dursun bütün senaryo. Atla Morty'nin şeyi. Her şey yapabilirsin abi atla. Atla popüler kültür şeyi o kadar çok ki abi. Game of Thrones'a girersin, Rohirrim'e girersin, bilmem neye girersin. Gir de gir babam yani. Aynen. Şey yok, limiti yok. Bir dünya dalga geçecek yani böyle tasarımsal olarak etkileyecek komediden altına sıçacak bir dünya şey yaparsın. Ama hiç elleri çok boş çıkmış yani çok sığ. Daha da Neyse diyeceğim bir şey yok. fazla Yok, çok bile bile evet zaman konuştuk. ayırdık bu Evet, bölüme. bayağı Çok bayağı konuştuk. oldu Şey hatta. umarım sezonu iyi bir bölümle kapatırlar ki biraz artık şey olsun böyle bir Daha 6 düşüşümüz bölüm biraz var. şey olsun. Tabii 6 bölüm Hayır, var. şey ara giriyor ya Ha, 5. bölümde ara evet. giriyor. 5 en azından biraz eli yüz düzgün Ya ben yok yapsınlar. ben bütün şeyimi düşürdüm artık. Beklenti falan yok benim yani. Hani Evet, beklenti olmayacak bundan zaten ne yazık ki. sonra diyorum ya böyle Brooklyn Nine-Nine'ın
İşte bir tane bölümü gibi izleyeceğim artık herhalde, öyle gözüküyor. Çünkü görünen o ki ruhunu kaybetmiş. Son iki bölümü de belki de geçen sene akıllarına gelmişti. Dur lan bunu 5. sezona koyalım dediler sanki yani. Yani belki. Yani inşallah öyle olmamıştır. Daha diyeceğim bir şey var mı? Kapatıyorum. Yok abi, kapatalım. Fazla bile ayırdık. Eyvallah. Biz Rick and Morty'nin 5. sezon 4. bölümünü beğenmedik. Bundan sonra da yani Allah kerim, siz beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Ya da biz haksızlık mı yapıyoruz? IMDb puan verenler gerizekalı mı? Ek sözlüktekiler iyi insanlar mı? Artık siz karar verin. Hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler. Artık ne zaman izliyorsanız.